Çalışıyor mu? Evet, geliyor. Tekrar hoş geldiniz. Ya vaaz vermek çok heyecanlıyım. Ve vaaz serisi kilisimizde ne yaparız? Devam ederiz. Ve bugün ilahiler, ibadet konuları bakarak devam edeceğiz. Hayatımda birçok kiliseye gittim ve birkaç farklı ülkede ve birkaç farklı kilise turları ve hepsinde Tanrı'nın halkı Hristiyanlar ezgiyle ve ilahilerle tapındı. Ve diyebilirim ki Tanrı'nın halkı ezgi söyleyen bir halktır, değil mi? Bugün Tanrı'nın halkı neden ezgi söyleyerek tapındığını odaklamak istiyorum. Toplarımızda neden ilahiler söylüyoruz? Ve kilisimiz neden sürekli ezgi söylemektedir? Başlamak için eski antlaşmaya bakmak istiyorum. Kilise Yahudilerden harika bir şarkı geleneği miras aldı. Ve ilk olarak mezmurlara bakacağız. Yıllar boyunca Tanrı'nın halkı mezmurlara ibadetlerinde kullandı. Ve mezmurlardan birçoğu Rab'be ezgi söylememizi emrediyor. Mesela mezmurlar 33. Ey doğru insanlar, Rab'be sevinçle haykırın. Dürüstlere onu övmek yarışır. Lir çağırarak Rab'be şükredin, ön teli çenk eşliğinde onu ilahilerle övün. 47. Rab Tanrı sevinç çığlıkları, boru sesleri arasında yükseldi. Ezgiler sunun Tanrı'ya, ezgiler. Ezgiler sunun kralımıza, ezgiler. 68. Tanrı'ya ezgiler söyleyin, adına ilahilerle övün. Ve 96. Yeni bir ezgi söyleyin Rab'be. Ey bütün dünya, Rab'be ezgiler söyleyin. Ezgi söyleyin, Rab'in adına övün. Ya yeryüzü bile Rab'be övgü söyleyecek. Sevinsin gökler, coşsun yeryüzü, gürülsün deniz içindekilerle birlikte. Bayram etsin kırlar ve üzerindekiler. O zaman Rab'in önünde bütün orman ağaçları sevinçle haykıracak. Davut'un zamanından beri mezmurlar ibadette kullanıldı. Ve bazı mezmurlar tapınaktaki ibadet için özellikle yazıldı. 1. Tarihler 16. Halkının antlaşma sanındığını önünde ilk kullanıldığı mezmur bulunu. Şöyle diyor. Rab'be şükredin, onu adıyla çağırın. Halklara duyurun yaptıklarını. Onun ezgilerle, ilahilerle övün. Bütün harikalarını anlattın. Kutsal adıyla övünün. Sevinsin Rab'be yenilenler. Rab'be ve onun gücüne bakın. Durmadan onun yüzüne arayın. Şöyle seslenin. Kurtar bizi ey kurtarıcımız Tanrı. Topla bizi, ulusların arasında çıkar. Kutsal adına şükredelim, yüceliğinle övünelim. Zaman geçtikçe ibadette kullanılacak daha fazla mezmurlar yazıldı. Mesela mezmurlar 42'den 49'a kadar Kora oğulları tarafından yazılmıştı. Davut yazılmadı. Ve de 73'ten 83'e kadar Asaf tarafından yazıldı. Ve İsa'nın günlerinde tapınakta her gün bir mezmur söylenirdi. Ve her hafta aynı mezmurlar kullanıldı. Ve ayrıca bayramlarda özel kullanılan ezgiler vardı. Özellikle herkesin Kudüs'e hac yaptığı bayramlar, bunlar yılda 3 kez olurdu. Fısı bayramı, Pentekost bayramı ve Çardak bayramı. İnsanlar yolculuk ettikçe hac mecmurları
seslendiler. Kudüs tepesinde doğru yürüyüp şöyle söyledi: "Gözlerimi dağlara kaldırıyorum. Nereden yardım gelecek? Yeri göğü yaratan Rab'den gelecek yardım. Ve de bana Rab'in evine gidelim dendikçe sevinirim. Ve ey İsrail, Rab'e umut bağla. Çünkü Rab'de sevgi. Tam kurtuluş vardı. İsrail'i bütün suçlarından ficeyle o kurtaracaktı." Fışı Bayramı'nda mezmurlar 113'ten 118'e kadar seslendirildi. Yeni anlaşma, İsa'nın son yemekten sonra İsa'nın ve öğrencilerin bir ilahi söylediğini anlattı. Ve bahçeye giderken bu mezmur söyleyebilecekti ki: "Rabbi seviyorum çünkü o feryadıma duyar. Bana kulak verdiği için yaşadığım sürece ona sesleneceğim. Ölüm iplerine dolaşmıştım. Ölü diyarını kabusu yakama yapmıştı. Sıkıntıya acı gömülmüştüm. O zaman Rabbi adıyla çağırdım. Aman ya Rab, kurtar canıma dedim. Rab lütfu kar ve adildir. Sevincedir Tanrımız. Rab saf insanları korur. Tükündüğüm zaman beni kurtardı. Ey canım, yeni huzura kavuş. Çünkü Rab sana iyilik etti. Sen ya Rab, canımı ölümden, gözlerimi yaştan, ayaklarımı sürçmekten kurtardın. Yaşayanların diyarında, Rab'in huzurunda yürüyeceğim." Ve İsa'nın son akşam ölüm ipleri hissetti. Ama ne yapmaya bildi? Zaten öğrenmişti. Ve nasıl? Ve hayatında her sene, her fışı bayramda bu mezmurlar okudu, seslendirdi. O yüzden bahçeye gitti. Rab'e adıyla çağırdı. "Ya Rab, beni kurtar." diye dua etti. Ama yoksa senin isteği olsun. Ve nasıl söyleyebilir? Çünkü umutu var bu mezmurlardan. Çünkü Tanrı ölümden bile kurtarabilir. Ve İsa yaşayanların diyarında Rab'in huzurunda yürüyeceğim diyebilir. Ne kadar güzel. Kilise olarak İsrail'in mezmurları kullanmasından öğrenebiliriz. Mezmurları tekrar tekrar seslendirirken Tanrı'nın karakterini öğrendiler. Ve bu onların kimliklerin bir parça oldu. Ve tapınakta ve bayramlarda birlikte seslendirdikçe hayatlarını ortak bir kültür geliştirdi. Ve ezgi söylediğimizde Tanrı'nın kim olduğu ve bizim kim olduğumuz bilgisiyle beraber büyüyoruz. Tabi eski antlaşmada bundan daha ezgiler de var. Kutsal kitabın ilk şarkısı Mısır'dan çıkış 15'te bulunur. Musa'nın şarkısı olarak bilinir. Tanrı'nın halkına kölelikten kurtardı. Onlara Mısır'dan ve Kızıldeniz'den çıkarttı. Firavun ve ordularını yendi. Ve Tanrı halkını kurtardı. Ve halkın elinden gelen tek teşekkür yolu onu ilahiler övmekti. Musa şöyle söyledi: "Rab gücüm ve ezgindir, o kurtardı beni." Ya Musa, Tanrı'ya sağ. Musa, Tanrı'ya İsrail'i kurtardığı için övüyor. Eski antlaşmada Musa'nın şarkısı gibi
daha şey başka şarkıları var. Hakimler 5'te Debra ezgi söylüyor. Çünkü Tanrı İsraillileri Filistilerden kurtardı. 2. Samuel ise Davut Saul'dan kurtarıldığı zaman ezgi söylüyor. 2. tarihlerde İsrailliler saldırı altındadır. Böyle tepki veriyorlar. Yehoşafat halka danıştıktan sonra Rab'be ezgi okumak, onun kutsallığının gerkemini övmek için adamlar atadı. Bunlar ordunun önünde yürüyerek şöyle diyorlar: Rab'be şükredin, çünkü sevgisi sonsuza dek kalıcıdır. Onlar ezgi okuyup övgüler sunmaya başladığında Rab Yahudi'ye saldıranlara pusu kurmuştu ve hepsi bozuldu, uğratıldı. Tanrımız kurtarıcıdır. Halkını kurtarmaya sever. Ve ona övgü ezgiler söylüyoruz. Zor zamanlarda ezgi söyleyebiliriz. Ve de Tanrı bizi sıkıntılarımızdan kurtarınca onu tapınırız. Eski antlaşmada başka bir ilahi tipi daha var. Bu ilahiler tapınak inşaat ile veya yenilenmesi ile ilgilidir. Zaten 1. tarihler 16'ya baktık. Davut, Saul'un ölümden sonra kral oldu ve antlaşma sandığı yeni başkenti Kudüs'e taşındırdı. Sandık için bir çadır kurdu ve şükretmek için ve övgüler sunmak için bazı Levililer'i atadı. Rab'be şükretti, çünkü Rab onların arasında harika şeyler yapıyordu. Rab'be şükredin, onu adıyla çağırın, haklara duyurun yaptıklarını, onu ezgilerle, ilahilerle övün, bütün harikalarını anlattın. Kutsal adıyla övünün, sevinsin Rab'be yönelenler, Rab'be ve onun gücüne bakın, durmadan onun yüzünü arayın. Ey sizler, kulu İsrail'in suyu, seçti Yakup oğluları, onun yaptığı harikaları, olağanüstü işlerini ve ağzından çıkan yargıları anılmasın. 2. tarihlerde Süleyman tapınağı Rab'be adarken, kahinler, zirler, çeng ve lirler ve 120 tane borazan çaldı. 120 tane. Keşke burada 120 tane borazan vardı, varsaydı. Şöyle yazdı: borazan çalanlara ezgiciler tek ses halinde Rab'be şükredip övgüler sunmaya başladılar. Borazan, zil ve çalgıların eşliğinde seslerini yükselterek Rab'i şöyle övdüler: Rab iyidir. Sevgisi sonsuza dek kalıcıdır. O anda Rab'in tapınağının bir bulut doldurdu. Bu bulut yüzünden kahinler görevlerini sürdüremediler. Çünkü Rab Tanrı'nın gerkemi tapınağı doldurmuştu. Halka ona övgü söndüğü zamanda Tanrı'nın ruhu varlığını bulutu tapınağı üstü geldi. 2. tarihler 29'da Hezkiya tapınağı yeniledi ve yine ezgiciler ezgi söyledi, borazancılar borazan çaldı ve bütün topluluk tapınıyordu. Nehemya kitabında sürgünler İsrail'e geri döndüğünde Kudüs şehri yeniden inşa edildi ve tapınak tekrar yenilendi. Ve daha önce olduğu gibi tapınağın ilk kurbanı ezgilerle sunuldu. O gün pek çok kurban kesildi. Halk coşku içindeydi, çünkü Tanrı onlara büyük sevinç vermişti. Kadınlarla çocuklar da bu sevinçe katıldılar.
Yeruşalim'den gelen sevinç sesleri uzaklardan duyulabiliyordu. Tapınakta Tanrı kendi yüceliğini için bir yer seçti. O, halk ile birlikte olmak için bir yer hazırladı. Tapınak kurulduğunda Rab'bin varlığı ile doluydu. Halka gelip ona tapındı. Şükran ezgileri söylüyorlar çünkü Tanrı onlara gelmişti. Tam iki ezgi tipine baktık. Kurtuluş ezgileri ve tapınakta kullanılan ilahiler. Bu ezgilerde iki tema görebiliriz. Tanrı kurtarıcıdır ve Tanrı'nın varlığı. İncil'de bu iki temalar kurtarıcı ve varlığı birleşti. Tanrı'nın kurtarma ve hakkıyla oturma planı ilk gördüğümüzde beklediğimiz gibi ezgiler eşlik eder. Bu temalar İsa'nın doğuşuyla bir araya geldi. Onun doğduğunda eski antlaşmanın tüm ezgilerinin o anda yerine getirildiğini görüyoruz. O anda bir kurtarıcı bize doldu. Ve bu kurtarıcı İmmanuel, yani Rab bizimle. İlk iki bölümünde Luka en az iki şarkıya ve şarkı olabilecek iki peygamber şiiri yazdı. Ve dört müjde kitabın kalan bölümlerinde bir ezgi söylediğini sadece bir defa yazıldı. İsa ve öğrencileri Fışı Bayramı'nda bir ilahi söyledi. Zaten bakmıştık. Luka'nın ilk şarkısı birinci bölümde bölünü. Mary'nin şarkısıdır. Canım Rabbi yücelti. Ruhum, kurtarıcım Tanrı sayesinde sevinçle coşar. Çünkü o sıradan biri olan kuluyla ilgilendi. İşte bundan böyle bütün kuşaklar beni mutlu sayacak. Çünkü güçlü olan benim için büyük işler yaptı. Onun adı kutsaldır. Ya ruhum kurtarıcım Tanrı sayesinde sevinçle coşar. Sıradaki Zekeriya'nın vaftici Yahya hakkında peygamberliği. Bence Zekeriya muhtemelen bunu seslendirdi. En az 9 aydır konuşamıyor. Ama ondan sonra Zekeriya'nın dilin çözülüp ve Tanrı'yı övmeye başladı. Şunu söyledi. İsrail'in Tanrısı Rab'be övgüler olsun. Çünkü halkının yardımına gelip onları ficeyle kurtardı. Eski çağlardan biri kutsal peygamberlerinin ağzından bildirdiği gibi kulu Davut'un soyundan bizim için güçlü bir kurtarıcı çıkardı. Düşmanlarımızdan bizden nefret edenlerin hepsinin elinden kurtuluşumuz sağladı. Tanrımızın yüreği merhamet doludu. Onun merhameti sayesinde yücelerden doğan güneş, karanlıkta ve ölümün gölgesinde yaşayanlara ışık saçmak ve ayaklarımız esenlik yoluna yönletmek üzere yardımımıza gelecektir. İsa'nın doğduğu gece melekler, çobanlar göründü ve Tanrı'ya övgü söyledi. En yücelerdeki Tanrı yücelik olsun. Yeryüzünde onun hoşnut kaldığı insanlara esenlik olsun. Çobanlar ise görmeye geri döndüklerinde Tanrı yücelterek övüyordu. Ve son olarak Simeon'un sözleri var. Ey Rabbin, verdiğin sözü tuttun. Artık ben külün huzur içinde ölebilirim. Çünkü senin sağladığın, bütün halkların gözü önünde hazırladığın kurtuluşu,
ulusları aydınlatıp halkın İsrail'e yücelik kazandıracak işi gözlerimle gördüm. İsa Mesih tapınmamız için mükemmel bir odağını buluyoruz. İsa Mesih'te tüm övgü ezgileri yerine getirdiğini buluyoruz. Mezmurlarda Davud ve diğerlerinin sözlerini, Tanrı'nın karakterini görüyoruz. Ama İsa Mesih'te Tanrı'nın sözü, Baba'dan gelen lütuf ve gerçekliği dolu biricik oğlunun yüceliğini görüyoruz. Kurtuluş ezgilerinde Tanrı nasıl insanları fiziksel tehlikeliden kurtardığını görüyoruz. Ama İsa Mesih'te Tanrı'nın ebedi kurtuluş planı görüyoruz. Yani sonsuza kadar bizi ölümden kurtaracak. Tapınak ilahilerde Tanrı'nın ruhun kısa bir süre tek bir millette geldiğini görüyoruz. Ama İsa Mesih'te Tanrı'nın bizimle olduğunu ve her zaman ve tüm insanlarla olduğunu görüyoruz. Bir kilise olarak ezgi söyleriz çünkü Mesih sayesinde Tanrı bizi kurtardı ve asla bizi terk etmeyecek. Tamam, geriye bakmıştık. Bitirmek için ileriye bakmak istiyorum. İşte Pavlos dedi ki, şimdi her şey aynadaki silik görüntü gibi görüyoruz. Ama o zaman yüz yüze görüşeceğiz. Ve o zaman bir zaman geliyor. O zaman da şey tam olarak tapınacağız. Çünkü yüz yüze bakacağız. Ve ezgi söylemimizin sebeplerinden biri budur. Ezgi söyleyince Tanrı'yla birlikte duamızı yerine getirmeye çalışıyoruz. Çünkü Tanrı'nın egemenliğin gökte olduğu gibi dünyaya gelecek. Tanrı'nın gerçeği ve yüceliği göklerde sonsuza dek tapınılır. Ezgi söylediğimizde bu göksel gerçeğini dünyaya getiririz. Peki, cennete ibadet nasıl? Vahiy kitabında cennetteki ibadet ve ilahilerle ilgili birkaç resim var. 4. bölümde 8. ayet görüyoruz ki 4 yaratık var ve onlar gece gündüz durup dinlenmeden şöyle diyorlar. Kutsal, kutsal, kutsaldır. Her şey gücü yeten Rab Tanrı. Var olmuş, var olan ve gelecek olan. Gece gündüz ezgi söylüyorlar. Çünkü cennette Tanrı'ya ibadet bitmez. 5. bölümde Yuhanna tatın önünde duran Tanrı'nın kuzusu görür. Kuzu gelip tata oturanın sağ elinden tomuru aldı. Tomuru alınca 4 yaratıkla 24 ihtiyar onun önünde yere kapandılar. Her birinin elinde birer lir ve kutsalların duaları olan buhur dolu altın taşları vardı. Bir ezgi söylüyorlardı. Tomara almaya, muhurlarını açmaya layıksın çünkü bozlandın. Ve kanınla oymaktan, her dilden, her halktan, her ulustan insanları Tanrı'ya satın aldın. Onları Tanrımızın hizmetinde bir krallık haline getirdin. Kahinler yaptın. Dünyaya üzerinde egemenlik sürecekler. Bundan sonra binlerce ve binlerce sesler yüksek sesle şöyle diyorlardı. Boğazlanmış kuzu, gücü, zenginlik, bilgeliği, kudreti, saygı, yüceliği, övgüyü almaya layıktır. Daha sonra
Ardından gökte, yeryüzünde, yer altında ve denizlerdeki bütün yaratıkların, bunlardaki bütün varlıklarını şöyle dediğini işittim. Övgü, saygı, yücelik ve güç sonsuzlara dek tahta oturan ve kuzunun olsun. Bölüm 14'te kuzu ile 144 bin kişilik özel bir grup görüyoruz. Kim olduklarını bilmiyorum, sormayın. Ama şey, bu çok güzel bir resim. Sadece onların öğrenebileceğini yeni bir şarkı söylüyorlar. Dünyada güneş altında yeni bir şey yok ve cennette Tanrı'ya ibadet hiç bitmiyor. Fakat yeryüzünden satın alınan insanlar kuzuya yeni bir ezgi tapınıyor. Son olarak İncil'in son şarkısına geldik. Ve bu çok ilginç. Kutsal Kitab'ın son şarkısı, ilk şarkısı aynıdır. Bölüm 15'te Tanrı'nın halkı Musa'nın şarkısı söylediğini anlattı. Hala edebilir misiniz? Cennette de Rab gücüm ve ezgimdir, o kurtardı beni. Söyleyeceğiz. Çok güzel. Tanrı kulu Musa'nın ve kuzunun ezgisini söylüyorlardı. Her şey gücü yeten Rab Tanrı, senin işlerin büyük ve şaşılası işlerdir. Ey ulusların kralı, senin yolların doğru ve adildir. Ya Rab, senden kim korkmaz? Adına kim yüceltmez? Çünkü kutsal olan yalnız sensin. Bütün uluslar gelip sana tapınacaklar. Çünkü adil işlerin açıkça görüldü. Şimdi Musa'nın şarkısı kuzu şarkısında tamamlandı. Kuzu tüm ulusların kral olarak ortaya çıkar. Her dil, her insan, her millet ona tapınacak. Çünkü Rab onları kurtardı. Ezgi söyledikten sonra göksel tapınak Tanrı'nın yüceliğini ve gücünden ortaya dumanla doldu. Cennette bile Tanrı'nın halkı ezgi söylerken varlığı ve gücünden gücü ile çevrildi. Ne kadar güzel. Ve bugün bu göksel gerçekleri tapınmamızda ilan edebiliriz. İsa'nın kurtuluşuna söylediğimizde onu bu ülkenin kralı olarak ilan ederiz. Bugün Tanrı bizimle yaşıyor ve bugün bu gerçeği ilan edebiliriz. Rabbin yüceliği bu yeri ve dünyaya dolduruyor. Tamam, tekrar ayağa kalkalım, hep beraber tapınalım. Rab gücüm ve ezgimdir.